farkındasınız. Sokak arasında arkadaşlarıyla oyun oynarken arkadaşları ayrılmış. Barat tek başına kalmış. Kamyon, kamyonet tarzı böyle ağır bir vasıta park halindeyken geri çıkarken Barat'ı fark etmemiş. Kör noktaya denk gelmiş muhtemelen. Barat'ın üzerinden geçmiş. Ve sonrasında tabii tam çıkamadığı için bir daha ileri gelmiş. İkinci kez bizim hastamızın üzerinden geçmiş. Bu şekilde bizim acili hasta ambulansa getirildi. Şimdi Barat geldiğinde sol akciğerinde ciddi bir hava kaçağı vardı. Tabii o bölgede kanamaları da meydana gelmişti. Göğsünde ciddi bir kaburga kırığı vardı. Göğsü çökmüştü. Barat'ın akciğeri açılmadı. Tüple havayı ve kanı tahliye etmemize rağmen akciğeri açılmadı. Sol akciğeri tamamen kapalı görünüyordu. Biz artık Barat'a kamerayla girdik, baktık soluk borusuna. Sol ana bronşu tamamen kapalı görünüyordu. Tabii akciğeri de şişmeyince biz hemen Barat'ın ameliyatını planladık. Sol ana bronşun tamamen koptuğunu düşünüyorduk ki ameliyat sırasında da bunu gördük. Karaciğerine herhangi bir müdahale yapmadık. Bu süreçte zaten yatış sürecinde karaciğeri toparladı. Akciğerindeki o soluk borusundaki kopma da sol ana bronşundaki, sol ana soluk borusundaki kopmada ameliyat sırasında biz gördük, tamamen parçalı bir şekilde kopmuştu. Bu ameliyat oldukça güç ve Türkiye'de hani nadir yapılan ameliyatlar ve 5 kişilik uzman ekiple girdik biz ameliyatına. Bu parçalanmış soluk borusunu tekrar diktik. 4 saat kadar sürdü ameliyatı. O kopan soluk borusu ezilmeye bağlı kapanmıştı aslında. O soluk borusu ezilmeye bağlı kapanmasa ameliyatımız daha da güç olabilirdi. Yani anestezi doktorlarından Sayın Necmiye Ay uzman doktorumuz, o da sağ olsun, endobronşiyal blok dediğimiz bir işlem uyguladı. O da oldukça nadir yapılan bir işlemdir. O soluk borusuna geçen havayı tamamen tıkayıp, o bronşu tamamen tıkayıp bizim o dikişleri daha rahat atmamızı sağladı. Bu da bizim ameliyatımız açısından bir nevi bize biraz konfor sağladı. Şimdi bu işlem yapılamasaydı zaten hastamız sol akciğerini tamamen kaybederdi. Bu tabii sürdürülebilir bir durum değil yani. Yani hastayı kaybedebilirdik yani. Çünkü bu soluk borusuna dikiş konulduğu zaman bu soluk borusundaki o dikişlerden en ufak bir hava kaçağı apar topar Barat'ın tekrar ameliyata girmesine sebep olabilirdi. Çünkü ciddi solunum sıkıntısına girerdi. Hatta belki yani o ameliyat sırasında hava kaybı olsaydı, yani o dikişlerden bir hava kaçağı olsaydı yani solunum yetmezliğinden Barat kaybedilebilirdi. Şükürler olsun her şey yolunda gitti. Biz de çok mutlu olduk. Barat'ın akciğeri tamamen açıldı. Sağlığına kavuştu. Şu an için herhangi bir problemi yok. Çok şükür Barat iyi. Hepsi çok teşekkür ederim. Hı-hı. 2 ay. Çok problem. Çok üzgün. Ama mucize.